William Carr tarafından ifşa edilen Albert Pike'ın yazdığı mektuptan kısa bir bölümü size okuyayım. Fakat zamanla bu kademeler kendi içerisinde derecelere ayrıldı. Aslına kadar birçok plan çoktan gerçekleşmiş durumda. Kökenleri Orta Çağ kadar dayanan, kardeşliği her şeyden önde tutan, gelenekleri yüzyıllardır değişmeyen, gizemlerle dolu bir cemiyet. Bazıları onların dünyayı yönettiğini söylüyor. Kendi istedikleri devlet adamlarını seçen, aklınıza gelebilecek her türlü idarenin başında olan bir güç olduğunu. Haklarında yüzlerce komplo teorisi var. Mesela bunlardan biri JF Kennedy suikastı. Bir diğeri ise Rusların dünyada tek güç olmasını engellemek için Ay'a yapılan sahte yolculuk. Ve bunun gibi onlarca teori. İşte tüm bunların arkasında onların parmağının olduğunu düşünenler var. Peki bu söylenenler gerçek mi? Onlar dünyanın belki de göz ardı ettiği büyük bir gücün sahibi mi? Şimdi onların kim olduğunu size açıkça anlatacağım. Onlar kim mi? Onlar dünyanın en gizemli topluluğu. Masonlar. Sizden ricam videoya devam etmeden önce kanala abone olmayı, eğer aboneyseniz bildirim zilinin açık olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın. Mason. Tarihte bilinen ilk isimleri ise Freemason. Anlamı hür duvar işçileri. Evet, Mason'un kelime anlamı aslında duvar ustasıdır. Fransızca kökenlidir. Mason, Orta Çağ'da duvar işçiliği yapan insanlara verilen bir isimdi. Harika işçilikleri vardı. Öyle ki rivayete göre kökenleri Kral Süleyman'a kadar dayanıyor. Dediklerine göre Hazreti Süleyman'ın tapınağı kuşaktan kuşağa aktarılan gizli bilgilerle inşa edilmiş. Duvar işçileri yani masonlar yaptıkları muazzam yapıların nasıl yapıldığı bilgisini sır gibi saklamaktaydı. Bununla beraber bu bilgiyi aktarmaları için yeni masonlar yetiştirmek de gerekiyordu. Bunun için kendileri gibi sır saklamasını bilen erdemli ve bilgili kişileri çıraklığa kabul ediyorlardı. Toplulukları genişledikçe kendilerine ait özel bir birlik yani loca kurmaya karar verirler. Tam olarak ilk ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Fakat başlangıcı 1500'lerin sonları olarak düşünülmektedir. Bu birliklerin ya da locaların düzenli kullanımına dair ilk veriler İskoçya'da görülmüştür. 1500'lerin sonuna gelindiğinde İskoçya'da en az 13 loca kurulmuştu. 16. yüzyıla gelindiğinde bu localar kurumsal bir özellik kazandı. Ve çoğu insan bu noktayı modern masonluğun başlangıcı olarak görüyor. Yani masonluk dediğimiz şey, kendi sırlarını paylaştıkları ve kendilerinin kabul ettikleri kişilerden oluşan bir topluluk sayesinde başladı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki ünlü Hill Street sokağı pek de sır barındıracak bir yer gibi görünmüyor. Ama sokağı yavaşça adımlarken bir kapının üstünde altın yaldızla işli Edinburgh loncası. No 1 yazısını ve işaretlerle dolu bir levhayı göreceksiniz. Burası bir Mason locası. 1599'a kadar giden tarihiyle dünyanın hala ayaktaki en eski locasıdır. Her şey tamamdı fakat Masonluğu anlatacak bir sembol belirlemek gerekiyordu. Bunun için duvar ustalarının kullandığı peryal ya da gönye uygun görüldü. Bunlar iç içe geçirildi ve ortasına bir G harfi eklendi. Çoğu G harfinin iyilik anlamındaki goodness olduğunu ya da geometri anlamına geldiğini söylese de bu aslında tanrı yani God kelimesinin baş harfidir. Masonlar burada yaratıcıyı her şeyin merkezine koyduklarını göstermek istemiştir. Zaman geçtikçe masonluğu anlatan birçok sembol ortaya çıkmıştır. Belki de farklı devletlerdeki farklı localar kendi sembollerini belirlemiştir. Fakat masonluğun evrensel sembolü İşte bu gösterdiğimizden ibarettir. Bugün dünyada yaklaşık 6 milyon mason bulunmakta. Peki masonluğa kabul edilenler yani şu an mason olanlar hangi şartları sağlayarak masonluğa kabul edilmişti? Masonluğa kabul edilmek için ilk şart bir masonun referans olmasıdır. Çoğu yerde masonluğun son şartı olarak gösterilse de bu aslında masonluğun ilk şartıdır. Çünkü size herhangi bir mason referans olmazsa diğer bütün şartları sağlasanız da mason olamazsınız. İkinci şart, katılmak için zorlanamazsınız. Yani katılmayı kendi özgür iradenizle istemeniz gerekmekte. Üçüncü olarak belki de çoğunuz şaşıracak fakat mason olabilmek için bir yaratıcıya inanmak gerekiyor.
ateist ya da agnostik olan hiç kimse Masonluğa kabul edilemez. Bunun sebebi Hristiyanlığın Masonluğu yücelttiği düşüncesinden gelir. Fakat Hristiyanlığın kökeninde yaratıcının varlığı olduğu için sadece bir yaratıcının varlığını kabul etmek, Masonluğa kabul edilmek için yeterlidir. Dördüncüsü 18 yaşından büyük olmak. Beşincisi ahlaklı ve iyi bir itibara sahip insan olmak. Masonlar bu şartı kendilerini aşağılayacak, küçük düşürecek insanlardan uzak tutmak için koymuştur. Altıncısı zihinsel ve bedensel olarak herhangi bir kusurun olmaması. Bu şartın aranmasındaki şahsi fikrim, bu kişi masondur denildiğinde ona bakanların imrenmesi ve veya masonluğun başkalarının gözünde itibarlı olmasını sağlamaktır. Aslında bu madde için biraz ayrımcılığa giriyor da diyebiliriz. Her neyse, 7. ve son şartları eskiye ait bir istek. Özgür bir insan olmak. Bu köleliğin hüküm sürdüğü eski dönemlere ait bir kuraldı. Günümüzde aranan bir şart olmaktan çıktı diyebiliriz. İşte mason olarak bildiğimiz kişiler tüm bu şartları sağlamış olanlardır. Şimdi yavaş yavaş masonlukla ilgili daha ilginç detaylara girelim. Masonlar yani duvar ustaları işleri gereği dünyanın farklı yerlerinde çalışabilmekteydi. Bu sebeple gittikleri yerlerde diğer gerçek masonları bulabilmek için bir şey yapmaları gerekiyordu. Ve akıllarına bir fikir geldi. Sadece kendilerinin bileceği bir şifre yapmaları gerektiğini düşündüler. Bunun sonucunda masonlara özel bir selamlaşma şekli belirlediler. Büyük bir toplantı ayarlayıp bu durumu tüm lojalara bildirdiler. Kimileri bu şifrelemenin 1717 İngiltere Büyük Lojası'nın kuruluşu sırasında belirlendiğini söylemekte. Masonlar bu sayede daha da gizemli olmaya başlamıştı. 1723 yılında Büyük Loca, geleneksel ve kadim yasalarını derleme görevini Protestan bir rahip olan James Anderson'a vererek ilk yazılı anayasasını oluşturdu. Anderson Anayasası adı verilen bu kuralların ana hatlarına bugün halen dünyadaki tüm masonlar riayet etmektedir. Masonlara göre masonluk, bütün insanlar için ortak koşulan, insanlar arasında sevgi, saygı, tolerans, hak eşitliği, evrensel kardeşlik ve bilimsel gelişmenin gerekliliğini kabul eder. Şu an gördüğünüz bu metin, 1793 yılına ait masonluğun insan hakları beyannamesidir. Peki gerçekten burada anlatıldığı gibi mi düşünülüyor? Bunu birazdan göreceğiz. 16. yüzyıldan itibaren İngiltere'de süregelen demokratik faaliyetler, otokrasinin ortadan kaldırılmasıyla halkı bir yönetim boşluğuna sürüklemişti ve halk bu demokratik yönetimi algılayışta sıkıntı çekiyordu. Ve o dönemin meclis kurucuları bu sorunun önüne geçmek için halkı demokrasi ile ilgili bilgilendirmek üzere görevliler tayin etmişti. Sırf para ve ün için, belki de geleneğin soy devamı için gizemle harmanlaşmış ama normal din insanlarına farklı olmadıklarını düşünüyorum. Masonluk deyince aklıma kendilerini tamamen dış dünyadan soyutlamış ve kendi içlerinde kurmuş oldukları dünyada yaşayan bir topluluk tarzı bir şey geliyor aklıma. İlluminati ve karanlık kişiler. Masonluk Yahudi dininin bir alt mezhebidir. Yahudi olabilmek için Yahudi bir ailenin soyundan gelmen gerekir. Mason üyelerinin dereceleri ve garip iletişimleri. Dünyayı şu an yöneten bir güç. 5. Murat'ın da mason olabileceğine dair iddialar var. Masonluk işareti, dünya liderleri. Tüm dünya ülkelerinde mason olan itibarlı devlet adamlarını devlet içindeki yapılanması olarak. Yahudilere hizmet eden, başka ırklardan oluşan insanlar topluluğu. Gizemli bir tarikatın yapmış olduğu ayinler ve dini ritüeller. Zengin tiplerin bir araya gelip kendimizi ne kadar yüceltebiliriz. Değişik ritüelleri yerine getirdikten sonra seviye atlanılan bir oluşum. İçinden aklıma ateizm geliyordu. Fakat sonradan izlediğim bazı videolar sonucunda bunun ateizmle alakalı olmadığını ve maksadının daha iyi bir cemiyet kurmak olduğunu öğrendim. Her zaman doğruları söyleyen, her zaman planlı hareket eden ve planlarına ulaşmak için her bir yola deneyebilen bir topluluk. Masonluk için temelde 3 kademe belirlendi. Bunlar çıraklık, kalfalık ve ustalıktı. Bunlara kendi verdikleri isimse çırak, yakın zanaatkar ve büyük üstad. Bu tıpkı başta da bahsettiğimiz gibi duvar ustalarının kademelerine benzemekte. Yani geçmişten kalma bir adet gibi. Fakat zamanla bu kademeler kendi içerisinde derecelere ayrıldı. Toplamda 33. dereceye kadar. Masonluğun son seviyesine verilen isim Hakim Büyük Genel Müfettiştir. Masonlar sadece bir duvar işçilerinden oluşmaktayken bu zamanla kardeşliğe ve zamanla
büyük bir örgüte dönüşmüştür. Kendilerine kardeşim ya da biraderim demektedirler. Bir işçi sınıfı olarak kurulan masonluk, günümüzde devlet adamlarından ünlü kişilere kadar yüksek kademedeki birçok insanı barındırmakta. Aslında hikaye de işte burada başlıyor. Hani şu masonların dünya yönettiği düşüncesi. Söylenene göre masonluğa kabul edilen bazı güçlü insanlar zamanla masonluğun kurallarını değiştirdi. Bunlardan biri de 33. derece mason olan General Albert Pike. Şimdi William Carr tarafından ifşa edilen Albert Pike'ın yazdığı mektuptan kısa bir bölümü size okuyayım. Aydınlanmacı düşüncenin amacına ulaşması için öncelikle bir dünya savaşı çıkarmalıyız. Bu sebeple Rusya'da çarlığı zayıflatıp ateizmi ve komünizmi hakim kılmalıyız. Çıkaracağımız 1. Dünya Savaşı sonrası komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki tüm hükümetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim. Ardından 2. Dünya Savaşı'nı çıkarmalıyız. Ve bunu gerçekleştirebilmemiz için faşistler ve siyonistler arasında savaşla sonuçlanacak bir gerginlik oluşturmalıyız. İsimleri Nazi olacak olan faşistleri savaş sonunda yok etmeli ve sonrasında Filistin'de Yahudilerin ana unsuru olacağı İsrail Devleti'ni kurmalıyız. 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilmemiz için İslam dünyasının liderleri ve siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkarmalıyız. Ve bu savaş, Müslüman Arap dünyası ve İsrail devletinin birbirlerini yok edecekleri şeklinde dizayn edilmeli. Bu mektup 1900 öncesi yazılmıştı. Baktığımızda Nazilerin varlığından İsrail devletinin kurulmasına kadar birçok plan çoktan gerçekleşmiş durumda. Bugüne bakarsak İslam dünyasının özellikle Suudi Arabistan'ın politikaları Müslüman alemi tarafından kaygıyla karşılanıyor. Sanki 3. Dünya Savaşı'nın tohumları ekiliyor gibi. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Netflix'te masonlar hakkında yapılan belgesele bir göz attım da mason cemiyetini kendi halinde hayırlar, bağışlar yapan, içerisinde kardeşlik yeminleri edilen ve buna bağlı aktiviteler yapılan sanki bir huzurevi gibi göstermişler. Alt kademedekiler elbette kendi aralarında dostane bir ilişki kurup toplantı yapabilir. Fakat masonluk sadece bu kademeden oluşmamakta. Bu sadece buzdağının görünen kısmı. İkinci bölümde masonluğun Illuminati ile bağlantısı var mı, gerçek amaçları ne gibi birçok soruyu cevaplayıp bazı görüntüler göstereceğiz. İkinci bölümün hemen gelmesini isterseniz sadece bu videoyu beğenmeniz ve bildirimleri açmanız yeterli. Ben Nigma. Görüşmek üzere.